Enjektör sesi daha yok ya. Arkadaşlar, Ford muslu başlardan hepinize selamlar. Yine güzel bir Ford videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün sizlere aslına bakarsanız hep incelemek istediğim, görmek istediğim, bakmak istediğim bir araba vardı, onu göstereceğim. Yeni Ford Focus arkadaşlar, makyajlandı. Ford Focus'un Trend X modelini sizlere anlatacağım, inceleyeceğim. Çok seviyorsunuz biliyorum. Ford araçlarını seven benim ekstra bir kitlem var. O kitleyi de ben böyle mutlu etmeyi seviyorum. Gelin beraber yeni Ford Focus'a bakalım. Buradaki çalışan arkadaşlar mükemmel derecede ilgilendiler. Araba hakkında çoğu bayide alamadığım kadar güzel bilgiler aldım. Hepsini sizlere aktaracağım. Arka taraftaki torsiyonundan tutun da içerideki full tamamen yalıtımlarına kadar her şeyini göstereceğim. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, Ford Focus'umuz hemen karşımızda. Bir başlayalım. Sizlere bu donanımı güzelce anlatacağım. Öncelikle anahtarını göstereyim. Şöyle Focus'un böyle güzel bir anahtarı var. Trend X modeli olduğu için şöyle anahtarımızda bir suslu da bulunuyor. Eğer ki dolu paketten alırsanız anahtarsız giriş ve çalıştırmayla beraber ihtiyacınız kalmayacak bu suslaya. Evet. Karşınızda yeni Ford Focus. Makyaj yanında arkadaşlar Ford Focus. Aslına bakarsanız makyajsız kasada hemen arkada duruyor. Görüyor musunuz? Aradaki farkı. Bence çok daha güzel bir görüntüye sahip oldu. Böyle daha da büyük gözüküyor. Stoplar, farlar sayesinde. Aslına bakarsanız arka stoplarda çok ciddi bir değişim yok ama ön tarafta, ön yüzde büyük bir değişim var. Baktığınızda büyük bir arabaya baktığınızı hissediyorsunuz. Daha böyle geniş, yayvan gösterilmiş bu uzun farlar. Çünkü önceki versiyonda gördüğünüz üzere farlar biraz daha kısa. Şimdi aslında bu arabanın asıl makyajı nerede biliyor musunuz donanımında? Trend X donanımı arkadaşlar, bildiğiniz doldurmuşlar. Trend X normalde giriş donanımı ama bu giriş donanımında çoğu şeye sahip olabiliyorsunuz bu arabada. Öncelikle full LED Ford LED farlarımız bulunuyor. Bakın şöyle yazıyı da görebilirsiniz. Güzel bir şekilde yazmış. Hatta şu özellik de var. Direksiyonu çevirdiğinizde köşe aydınlatma yapabiliyor. Köşeleri aydınlatıyor. Sis farlarımızı da ekstra buradan farın içinden entegre bir şekilde yakıyorsunuz. Ön park sensörü, arka park sensörü var. Aslında Ford kullanıcıları bilirler. Bu tarz donanımları almak için hep Ford'da opsiyon alırsınız. Yani Mondeo'da alsanız ön park sensörü gelmez. Opsiyonunu eklersiniz. Bu araçta çoğu donanım standart. Şöyle ön bölümde panjurumuzda ciddi bir değişim var. Ön tarafta çarpışma önleyici sistemler bulunmuyor. Yan tarafa geldiğinizde 16 inç ebadında lastiklerimiz var. Goodyear Efficiency griplerle gelmiş güzel lastikler. Bunlarla beraber bu araba konforlu olacaktır. 205-60R16 ebadında. Şimdi burada şöyle bir detay var. Onu sizlere baştan söyleyeyim. Hani videoda da söyledim ya, başlangıçta yalıtımdan bahsettim sizlere. Bakın davulun bazının içini görüyorsunuz. Her yerde yalıtım bulunuyor. Burası arka taraf. Arka tarafta çoğu arabanın davul bazında yalıtım görürsünüz. Ama ön tarafta yalıtımı çok fazla görmezsiniz. Bakın bu arabanın ön bölümünde de yalıtım var. Tamamen davul bazımız yalıtımdan oluşuyor. Bu önemli işte. Bu arabanın yalıtımına dikkat edildiğini gösteriyor. Bunun yalıtımını çok merak ediyorum. Hatta şimdi kaputu da açacağız. İçeride kaputu da göstereceğim. Farklı bir kılıç saçı var. Onu sizlere göstereceğim. Şöyle arka tarafa geldiğinizde burada önceki versiyonlarda gördüğünüz, ancak şöyle yeni versiyonda göremediğimiz bağım süspansiyon bu araçlarda maalesef bulunmuyor. Eğer ki Station Wagon versiyonlarını bulursanız, alırsanız o araçlarda bağım süspansiyon var ama bu araçta yok. Torsiyon bir bağlantı çubuğu kullanılmış. Şöyle bir durum da var. i20N alıyorsunuz mesela, spor bir araba, o da aynı şekilde torsiyon. Virajlarda ne kadar etkilidir tam olarak bilgim yok ama şu durum var. Konfora etkiliyor arkadaşlar. Sağ taraf çukura girdiğinde bağım süspansiyonda sol taraf hissetmez. Çok az derecede hisseder. Ama torsiyonlarda genelde sağ sol girdiğinde hatta biraz da ses yapma ihtimali de olabilir. Tabii bunu nasıl yapabiliriz? Bunu test ettiğimizi anlayabiliriz. Güzel bir test yapabilirsek eğer bu arabaya, sürüş testi yaparsak, hem orada ben sizlere viraj hakimiyetini, yola oturmasını, tüm detaylarını anlatırım. Önceki versiyonlarla da kıyaslarım. Arkaya geldiğinizde şu tuşumuza iki kere basmamız bagajı açmak için yeterli. İçeri doğru geldiğinizde ise geniş bir bagajımız var. Şöyle baktığınızda yedek lastiğimizi görebiliyorsunuz. İnce bir yedek lastik kullanmış. Bagaj kapanma sesi falan çok güzel. Dışarıdan bu şekilde sizlere anlatabilirim. Gelin beraber içeri geçelim. Önce içeri bakalım, sonrasında motor bölümüne bakalım. Dediğim gibi titanyum versiyonunu alırsanız anahtarsız girişle de aracın içine girebilirsiniz. Şimdi içerideki asıl değişim donanımlamamış. İçerideki görselde, yerleşimde böyle aman aman dikkat çekici bir fark yok. Tabi burada standart bir sistemi var ama bunların işte özel sistemli versiyonlarından aldığınızda burada şuraya da sticker geliyor. Bakın yeri var hazırda. Giriş paketi olmasına rağmen buralarda deri görünümü verilmiş malzemeler var. Yumuşak malzemeler yukarı kadar gidiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tek parça halinde şurası.
Bu da güzel bir detay. Çoğunlukla nedir böylese parça parça yaparlar. Aralara sert plastikler girer. Hiç gerek yok. Burada gayet güzel tasarlanmış. Dört camımız tabii ki otomatik. Aynalarımızda herhangi bir katlanma yok. Elektrik bulunuyor. Yine hoşuma giden detaylardan. Çok severim bunu. Burası tamamen kaplamış. Böylece ne atarsanız atın ses çıkarmaz. Farlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Buradan otomatik farımız var. Yükseklik ayarını buradan yapabilirsiniz. Şöyle sis farlarınızı da aktif edebilirsiniz. Sis farlarını açtığınızda, hatta ben sizlere far sistemini bir göstereyim içeriden. Far grubumuz bu şekilde yanıyor. Şimdi farın şu bölümünün odaklanın. Fark ettiniz mi? Orada arkadaşlar bir sis farımız da açıldı. Arka grupta arkadaşlar hep halojen tercih edilmiş. Baksanıza ya, sanki Mondeo gibi duruyor. Evet arkadaşlar, far grubunda sizlere gayet güzel bir şekilde gösterdim. Bu arada şu kapı kapanma sesini de dinleyin. Aşırı derecede tok kapanıyor. Diyorum ya, bu arabanın ses yalıtımını çok merak ediyorum. Nasıl çıkacak acaba? Bence bir D segmenti gibi bir ses yalıtımı vardır. Ama tabii denemeden bilemeyiz. Bu tahminde bulunuyorum sadece. Evet arkadaşlar, burada aslına bakarsanız tanıdık olduğumuz bir kadranımız var. Böyle güzel. Bu çoğu kişinin hoşuna giden bir detay. Herkes arkadaşlar dijitali sevmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Dijitalle analogun karışımını çok beğeniyorlar. Buradaki grafiklerde gayet hoş gözüküyor. Aracın detaylarını görebiliyorsunuz. Buradan ayarlarına girebilirsiniz. Şöyle bilgilendirmeye. İşte ekran, sürücü desteği diyor mesela, neler varmış. Ya, TCS sistemimiz var. Bir de araç ayarlarına girelim. Ben böyle ekranları çok severim. Sesler. Evet, geçelim. Farlarda ne var? Evet, coming home, living home var ya. Yolcu hava yastığı, kilitler, camlar, silecekler gibisinden ayarlarımız bulunuyor. Yol bilgisayarımız. Şu güzel bir ekran. Hızınızı buradan takip edebilirsiniz. Şu güzel kaputunuzu çift çekerek açıyorsunuz. BMW'de olduğu gibi iki kere çektiğinizde kaput kilidi atmış oluyor. Hız sabitlememiz, cruise kontrolümüz burada bulunuyor. Limitleyicimiz de ayrıca var. Manuel bir klimamız var. Burada USB Type-C ve standart USB'ler koyulmuş. Güzel bir cep var. Aslında sevdiğim güzel detaylardan biri. Mod tuşumuz bulunuyor. Mod tuş sayesinde şöyle ekrana göstereceğim sizlere. Sürüş modunuzu işte normal, eco ya da sport olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede şanzımanın ve aracın gaz tepkisinin değişimler oluşabiliyor. Park sensörünün off tuşu da bulunuyor. Şu ekrana aslına bakarsanız standartta bildiğiniz, çoğu Ford'da gördüğünüz, Transit'inden tutun da Kuga'sına kadar kullanılan güzel bir ekran. Burada işte Apple CarPlay telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Ya da radyo dinleyebilirsiniz. Ayarlarına bakabilirsiniz ekstra olarak. Benim sevdiğim bir ekran. Yani okunurluğu güzel. Şöyle ses sistemi diyelim mesela. Arkadaşlar standart bir radyo olmasına rağmen basların vurduğunu hissedebiliyorum. Baslar gayet kuvvetli. Yani detaylı bir şekilde bunun seslerine bakarız ama sizlere tatmin edecek bir ses verecektir. Bu konuda çok şüphem yok. Deneriz tekrar eğer ki test ettiğimizde. Şurada hareketli bir bölümümüz var. Aynı şekilde ambiyansı da zaten görebiliyorsunuz. Şöyle bastırıp değiştirmeyi yapabiliyorsunuz. Gerekirse komple kapatabilirsiniz. Elektrikli el frenimiz de standart olarak gelmiş artık. Ayrıca oto olduğumuz var. Bu da önemli bir detay. Şöyle kolçağımıza anında ulaşabiliyoruz. Şu içindeki malzemeyi kaldırayım. Derin bir kolçağımız bulunuyor. Şu anda ön taraf arkadaşlar bana göre ayarlı. Genelde Ford araçları biraz dar olur bilirsiniz. Bakalım bu arabanın arkası nasıl, beraber göreceğiz. İçeride detaylar bu şekildeydi. Burada da yumuşak bir göğüs kullanılmış. Şuralarda sert malzemeler var. Burası da yumuşak. Bakalım burada da arkadaşlar sert bir malzeme kullanılmış, bilginiz olsun. Şöyle arkaya doğru geçelim. Hemen arkaya geçersek. Öncelikle inip binmesi kolay. İnip binmesi güzel. Şöyle dört parmak bir mesafe var. Hatta tamamen dik oturayım. Şöyle biraz daha. Dört parmağı çok az daha geçti. Durum burada bu şekilde. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Titanium Ford Focus aldığınızda tavanınızda sunroof gelebiliyor. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Burada hayalet ekranınız geliyor standartında. Anahtar çalışmamız geliyor. Standart olarak klimamız dijital olarak değişiyor. Ekranımız aynı kalıyor, bilginiz olsun. Bu tarz titanyumlarda farklılıklar var. Titanyumla Trend X arasındaki fiyat farkı da aşırı derecede fazla değil, bilginiz olsun. Arkada koltuğun şu eğimi var ya, sırtlık eğimi. O da güzel tasarlanmış. Yani sizleri rahatsız etmiyor. Geniş, bayağı bir geniş ya. Bir Focus için çok geniş hissettirdi bana. Şimdi kaputunu açtım ya, bir kaputuna bakalım, motoru anlatayım sizlere. Arkadaşlar bel destek ayarını buraya koymuşlar. Şöyle şişirebiliyorsunuz. Yükseklik ayarımız var ve sırtlık ayarımız da bulunuyor. İçeride de söylediğim gibi herhangi bir mandal aramanıza gerek yok. Sadece şu çubuğumuzu takmamız gerekiyor. Artık bütün firmalar bu çubuğa geçti. Amortisör koymuyorlar. Şimdi burada yalıtımlar kullanılmış. Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı açısından. Aynı şekilde şurada motor bölümünde de tabii turbomuz olmadığı için buralar bomboş, rahat rahat görebiliyoruz. Hatta aşağıda direksiyon pompasına kadar her şeyi naklen gözüküyor. Bakın egzoz çıkışlarımız,
tüm noktalar bulunuyor. Normalde turbolu bir versiyon olsaydı burada turbo bulunurdu. Alt tarafta tamamen kapatılmış. Çoğunlukla görmezsiniz bu şekilde. Aşağıya görürsünüz. Burada aşağısı dahi kapatılmış. ABS sensörümüz, şu beynimiz. Bu taraflar yine aynı şekilde bakın kaplanmış durumda. Şimdi şunu göstereceğim. Bakın tekerleklerin içeriden kaplı. Aynı şekilde dışarıdan da şöyle kaplamasını bir görün. Tamamen tekerlek damlamazlığını sarmışlar bildiğiniz. Bunlar buralara kadar devam ediyor. Şuralarda da aynı şekilde sarımlar var. Ve kılıç sacı çok farklı duruyor. Bakın şöyle geliyor. Böyle kıvrılıyor buradan aşağıya doğru yol alıyor. Ama böyle boru tarzında. Daha önce böyle gördünüz mü hiç? Bana çok farklı geldi gördüğümde. Buradan şasiye tekrar bağlanıyor. Hatta böyle hani kazalarda falan bakarlar ya. Tarcı alan ekspertiz. İşte buraya bakıyorlar ya. 1.5 3 silindirli motorumuz var. 123 beygir. Atmosferik motor. Yıllardır aslında kullanılan o 1.6, 1.5, 4 silindirlerin devamı gibi düşünebilirsiniz. Bozulma konusunda problemleri yok. Aşırı derecede performans almazsınız ama ömür konusunda gayet ideal ömürlere sahip. Bozulmuyor öyle kolay kolay. 25.08 2022'de üretilmiş var. Ya şöyle detaylara bayılıyorum arkadaşlar ya. Çok hoşuma gidiyor. Motor bölümümüzden de anlatabilirim. Bu şekildeydi. Aracımızı da şöyle küçük bir çalıştıralım. En azından sesini de duymuş olalım. Bir kere dokunmanız yeterli. Kendi çalıştırıyor zaten. Şu anda soğuk olduğu için devir yüksekte başladı. İçeriye gelen ses yüksek derecede değil. Dışarıda da durum çok farksız. Motor sessiz motormuş. Dinlesenize bakın. Bayağı sessiz arkadaşlar. Şu an kapalı bir alandayız. Dinleyin bakın. Ejektör sesi daha yok ya. Asıl ses arkadan egzozdan gelir arkadaşlar. Üç silindirli ya. Burada da yine hafif bir ses var ya. Motor soğuk olmasına rağmen, daha yeni çalışmasına rağmen bu kadar sessiz olması cezbedici. Titreşim de yok aynı şekilde. Arkadaşlar sizlere yeni Focus'u tüm detaylarıyla beraber anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sesim biraz böyle kötü gelmiş olabilir. Hastayım. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.